Levh-i mahfuz nedir? Evet, bugün biraz değişik bir konu işleyeceğiz. Levh-i mahfuz aslında bu dini bir konu. Bizimle ilgisi yok gibi ama var. Onu daha sonra konu sonunda bağlayacağız nasıl var olduğunu. Levh-i mahfuz nedir? Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu her şeyin kainatın varoluşundan kıyamete kadar kainat dünyada olan her şeyin kaydedildiği yer. Bilgisayarın hard diski gibi. Bilgisayarın hard diski. Her şey var. Bir insanın mesela bünyesinde işte 100 milyon şu kadar hücre var. Fakat bu hücre olmadan önce neydi? Anne rahminde annenin yumurtası, yumurtalığından gelen yumurta, erkeğin spermesinden gelen sperm, ikisi birleşiyor, bir hücre oluyor. Zigot. Bu zigot sonra parçalanıyor, parçalanıyor, bölünüyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Milyarlarca hücre meydana geliyor. Evet. Hepsi nerede kayıtlı? O bir hücrede kayıtlı. Bir insanın doğduktan sonra ne yapacağı, nasıl olacağı vesaire vesaire hepsi orada kayıtlı. İşte bu hard disk'te de mesela birçok program var. Kayıtlı. Bunu bilgisayara takıyorsunuz, başlıyorsunuz çalışmaya. Kainatın nasıl işleyeceği? Efendim dağlar, denizler, insanlar, hayvanlar, bitkiler, uzaydaki gezegenler, yıldızlar hepsi levh-i mahfuzda kayıtlı. Eskiden levh-i mahfuz deyince derlerdi ki cennette zannederdik. Öyle derlerdi yani orada muhafaza ediliyor. Muhafaza edilen korunan demek. Hard disk de korunuyor. Buna dışarıdan müdahale edilemiyor. Korunan, dışarıdan müdahale edilemeyen, bozulamayan, Cenab-ı Allah tarafından yaratılan, bozulamayan. Hazreti Adem yaratıldığında şeytan Hazreti Adem'e biat etmedi ve aralarında tartışma oldu. Şeytan ben üstünüm dedi. Evet, o zaman sorular sordular karşılıklı. Hazreti Adem dedi ki o zaman sen şunu şunu biliyor musun? Hazreti Adem de dedi ki sordu, her soruya cevap verdi, şaşırdı. Cenab-ı Allah diyor ki biz Adem'i yarattık ve ona her şeyi öğrettik, eşyayı. Eşyayı öğrettik derken, işte bu camı, bardağı şeyi değil, kitabı, kalemi değil. Kainatta var olan, levh-i mahfuzda var olan her şeyi biliyordu. O nedenle şeytanın sorduğu her soruyu bildi. Yani Hazreti Adem'in kafası, levh-i mahfuz, kainatta olan her şeyi biliyordu. Ama biz ne biliyoruz? Denizdeki bir damla kadar az bir şey biliyoruz. Yani onun beyni, Hazreti Adem'in beyni aynı hard disk gibiydi. Bizim beynimiz flash bellek gibi az bir şey biliyoruz. Çok az. Şimdi mesela bunu dünyanın küresini getirdim. Bunu dünya küresi olarak düşünmelim de. Kainatta 200 milyar tahmin ediliyor güneş var. Güneş sistemi var. 200 milyar. Mesela yeni bir güneş sistemi buldular. Bu şimdi bizim sahip olduğumuz, içinde olduğumuz güneşten 2 milyar daha büyük bir güneş. Başka bir galakside uzakta. Bir güneş, şimdiki bizim güneşten 2 milyar daha büyük. Yani bütün bu kainatta olan her şeyi levh-i mahfuzda kayıtlı ve levh-i mahfuz bütün hepsinin içerisinde yani. İnsanların beyni aynı chips gibi düşünelim veya flash bellek gibi bu hard diskten bilgi alıyor. Ama kimisi mesela bunu, bu bilgiyi gökte yağan, sağanak şeklinde yağan yağmur gibi düşünelim. Herkesin kapasitesi farklı. Birinin beyni 1 megabayt, diğerinin beyni 1 gigabayt, öbürününki 1 terabayt, bazısınınki daha fazla. Herkesin kapasitesi, algısı farklı. Şimdi sağanak şeklinde bir yağmur yağdığını düşünelim. Biri elinde şöyle bir tüp tutuyor, yağmurdan istifade etmek için, kullanayım diye. Ne kadar doldurabilir? Bir tüp dolusu en fazla. Bir başkasının elinde bardak var, bardak tutuyor, sağanak şeklinde yağan yağmura. Öbürünün elinde tencere var, tencere tutuyor. Bir başkasında küfet var, küfet tutuyor. Öbürü de ne yapmış? Havuz yapmış. Yağmur yağdığında havuzu doldurun diye. Hatta bazıları ne yapıyor? Baraj yapıyor. Keban barajı. Yani herkes
elindeki kaba göre yağan rahmetten nasibini alıyor. Bilgi de böyledir. Kainattaki levh-i mahfuzda kayıtlı olan bilgi de bunun gibi. Herkes beynindeki, kendi kafasındaki kapasiteye göre levh-i mahfuzdan bilgi alıyor. Şimdi mesela Muhittin Arabi gelecekle ilgili bir şeyler söylemiş. Bunu nasıl söylemiş? O biraz fazla bilgi almış. Nostradamus, Fransız asırlı, bu gelecekle ilgili birçok şey söylemiş. Söyledikleri şeyin de çoğu çıkmış zamanla. O da bilgi sızdırmış. Onun da kapasitesi biraz fazla olduğu için. Veyahut da Hildegard von Bingen denen bir bayan, bir kadın. Bu da yine böyle gelecekle ilgili kehanetlerde bulunmuş. O da levh-i mahfuzdan bir şeyler almış. Şimdi de bir de şey var. Şimdi Antalya'da yaşayan bir beyefendi var. Medyum Kaan. O da çok enteresan bir insan. Japonya'da deprem olacak diyor. 2-3 ay sonra olacak diyor. Oluyor. Şili deprem olacak diyor. Oluyor. Adam birçok şeyi biliyor. İşte diyor hükümetten iki bakan ayrılacak diyor. Bir de bakın gerçekten öyle olmuş. Vesaire vesaire. Yani bir şey de biliyor. Nereden biliyor? O levh-i mahfuzdan biraz bilgi alıyor. Levh-i mahfuz her yerde. Yani bilgi her yerde. Kainatta. Korunuyor. Ama herkes o bilgiden nasibi kadar alıyor. İnternet gibi. İnternete girdiniz. Ne araştırıyorsunuz? Kimya. Kimya ile ilgili bilgi alıyorsunuz. Öbürü fizik. Birisi bitki üzerine, diğerisi hayvanlar alemi, aslanla, kaplanla ilgili. Öbürü mikroskop, mikropla ilgili, virüsle ilgili. Bazıları da siyasetle ilgili. Herkes kendi konusunda internetten bilgi alıyor. Yani bilgi şey yok, yasağı yok, kirlenme yok. Herkes bir şey alıyor. Kimi iyi alıyor, kimi kötü alıyor. Bilgi de aynı şekilde levh-i mahfuzda, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu levh-i mahfuzda, kainatın işleyişiyle ilgili. Hazreti Adem'den kıyamete kadar her şey burada kayıtlı. Herkes oradan istifade edebilir. Peki bu istifa nasıl olur? Buradan bir insanlar daha fazla nasıl istifade edebilir levh-i mahfuzdan? Herkese açık bilgi. Kapalı değil. Biz eskiden zannediyorduk ki bu cennette yazılı kitap. Her şey burada yazılı. Hatta bazıları anlatıyordu ki eskiden oradan cinler bilgi kaçırıyor. Bazıları oradan o cinlerden öğreniyor. Öyle bir şey yok. Herkes bilgi merkezinden bilgi alabilir. İnternet gibi. Ama nasıl bunu yoğun olarak alabiliriz? Bunu alabilmek için güneşin dünyaya en uzak olduğu nokta gece saat 1 ile 3 arasıdır. Bu noktada güneş ışınlarının en zayıf olduğu noktadır kainata, dünyaya. Bu zaman kişi tefekkür eder, zikreder veyahut da bir konuyla ilgili araştırır, düşünürse daha fazla bilgiye ulaşır. Bunun için ne gerekir? Beynin ortasında bir beze var. Epifiz bezesi. Epifiz bezesi DMT salgılar. DMT'ye ruh molekülü de denir. Bu molekül ne kadar artarsa kişinin levh-i mahfuzla ilişkisi o kadar artar. Yani bilgi kaynağından o kadar, yani internet şebekesinin kalitesi artar. Kalitesi arttıkça internete daha hızlı girer, daha çok bilgi sahibi olur. Beyin de daha çok bilgi sahibi olabilmek için DMT'ye ihtiyacı var. DMT'yi ne salgılıyor? Epifiz bezesi. Epifiz bezesi nasıl artırırız? Mevlana 40 yılına kadar tek kelime şiir söylemeyen bir insan, sıradan bir alim. Fakat Şems geliyor, onu 2,5-3 yıl inzivaya çekiyorlar. Onu anlatıyor sırlar, özel. Ve bu sırlarla neye ulaşır? Kargı kamışından bir ney yapıyor ve bu neyi çalmadan önce üzerlik çayı yapıyor, içiyor veya üzerlikten tütsüsü yapıyor. Üzerlik tütsüsü veya çayı ne yapıyor? Bağırsaklarda MAO enziminin salgılanmasını frenliyor. Monoamino oksidaz. Bu enzim azalırsa kargı kamışının içerisindeki etken madde beynin DMT salgılamasını, dimetil triptamin salgılamasını artırıyor. Bu hormonsa bizi
Levh-i Mahfuz'la daha çok bağlantı sağlamamızı sağlıyor. Yani bizim internetimiz artıyor, beyinle anten güçleniyor. Yani her şey kainatta, Levh-i Mahfuz burada. Orada herhangi bir yerde saklı değil, gizli değil. Sadece insanların bundan istifade etmesi, bunu kolaylaştırmak. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor, Allah'la konuşacağım diye. Allah-u Teala ona nurunu gösterince tabii şaşırıyor, neredeyse kör olacak, vazgeçiyor. Aşkım. Görme aşkından ve oradan 10 emri alıp dönüyor. Döndüğünde bakıyor ki Yahudiler tekrar kafir olmuş. Yani büyük bir kısmı Hazreti Harun'a çok kızıyor, 2 yumruk vuruyor. Niye dikkat etmedim bunlar kafir olmuş, o da diyor ki engelleyemedim. Samir denen birisi Mısır'dan getirilen altınları buzağı yapmış, altın buzağı. İnsanlar ona tapmaya başlamışlar. Altın buzağı alıyor, eziyor, toz haline getiriyor, Akdeniz'e serpiyor. Akdeniz'den bu altın tozu sütten beyaz, baldan tatlı, ormuz şeklinde, mana deniz buna, geri geliyor. İnsan da bunu topluyor, şişelere koyuyor, içiyorlar. Biz de bununla ilgili çok güzel bir fikir geliştirdik. Ormuz denen bir ürün ürettik. Şimdi ormuz, bunun içerisinde altın var, selenyum var, çinko var, bor var. Neden bu kadar? Sadece altın değil de. Altın beyni temizliyor, arıtıyor. Beyindeki sinir hücrelerinin faaliyetini artırıyor. Beyin aynı bilgisayar gibi. Saniyede bilgisayar programını ayarlıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, diyorsunuz ki işte bir haftada 20 milyon mail at. Mail programı var. Program çalışıyor. Haftada 20 milyon mail atıyor. Oysa bizim beynimiz saniyede 3 milyon mesaj atıyor. Kodlu mesaj. İşte şöyle emrediyor. Diyor ki hücrelere sen şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap, şöyle, 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 şöyle. Saniyede. Bir kişinin beyni kirlenmemişse ne yapıyor? Problem yok. Hayat normal. Fakat kimyasal ilaç kullanıyorsa, paketlenmiş gıdalar hep kimyasal madde içeri. Cips, jelibon, kek, gofret, abur cubur şeyler hep kimya. Kimyasal maddeler beyne zarar veriyor. Kimyasal ilaçlar beyne zarar veriyor. Abur cubur beslenme beyne zarar veriyor. Alkol, sigara, onları saymıyorum zaten, hep tehlikeli madde. Beyin kirleniyor, kirleniyor. Bir de mesela en tehlikelisi, diş macununa ekstra sodyum florit katıyorlar. Sodyum florit de epifiz bezesinin en büyük düşmanı. Epifiz bezesini kireçlendiriyor. Hormon salgılamasını engelliyor. Azaldıkça da kişi böyle robot oluyor. İşe gidiyor, işten geliyor, işe gidiyor, işten geliyor. Düşünemiyoruz. Kafa gidiyor. Mankurt oluyor, mankurt.